Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Kulağız dinleyenleri, Ajanda programı ile yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlar buluşmasına yeniden devam etti. Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini iyi anlatmak gerektiğini, 15 Temmuz sonrası darbe girişiminin hemen sonrasında yaşananları ve Milli Güvenlik Kurulu'nda özellikle olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması noktasını muhtarlarla tartıştı. Sizlerle toplantılarımızı başlattığımız 2015 yılının Ocak ayından bu yana muhtarlarımıza özellikle şunu ifade ettim. Sizlerle bir araya gelmek, sizlerle birlikte olayları yakinen takip etmek için bu buluşmalar çok önemli dedim. Açıkçası aramıza bir darbe girişiminin de girmeye çalışacağı aklıma gelmemişti. Türkiye'nin son 14 yılında maruz kaldığımız ihanetler içinde bu darbe girişimi gerçekten çok farklı bir yere sahip. Daha önceki ihanet girişimlerinde hedef genellikle doğrudan biz oluyorduk. Başında bulunduğumuz hükümet oluyordu. Ülkemiz ve milletimiz yaşananlardan dolayı dolaylı olarak bunlardan etkileniyordu. Bu defa bizimle birlikte canıyla, kanıyla, varlığıyla bizatihi milletimizin kendisi hedef alındı. Ülkemiz hedef alındı. Demokrasimiz hedef alındı. Evet, adını doğru koymak lazım. 15 Temmuz'da Türkiye hem bir darbe girişimine, hem bir dizi terör eylemine, hem de örtülü bir işgal girişimine maruz kaldı. 15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan, üniformalı bir grubun, bir cuntanın eseri olması dolayısıyla elbette bir darbe girişimiydi. Darbecilerin milletimize karşı hedef gözetmeksizin uyguladıkları şiddet, gerçekleştirdikleri eylemler ve kullandıkları yöntemler itibariyle 15 Temmuz aynı zamanda bir terör saldırısıydı. Bunlar milletin verdiği vergilerle, milletin imkanlarıyla onlara emanet ettikleri F-16'ları, helikopterleri, tankları, topları, o envai çeşit silahları zannediyorlardı ki bunlarla birlikte biz bu işi başarırız. Ama bunlar bir şeyi düşünmüyorlardı. Neydi o düşünmedikleri? Bu millet şöyle ortaya çıkar, meydanlara dökülür, havalimanlarına dökülür. Eğer bedenini, göğsünü, her şeyini siper ederse o zaman biz ne yaparız diye bunu düşünmemişlerdi. Bilindiği gibi ülkemizde Milli Güvenlik Kurulumuzun tavsiyesi, hükümetimizin kararı ve meclisimizin onayıyla 21 Temmuz'dan itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu konu çok önemli. Bunu siz değerli muhtarlarımla bu mekanda, ekranları başında da milletimle özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü şu olağanüstü hal konusunu speküle eden, bunu sağa sola çekmeye gayret edenler var. Şimdi bunu etraflıca ben sizlerle ve milletimle paylaşayım ki, bunu speküle edenler, benim muhtarım bunu anlar ya, o bize yeter. Çünkü şu anda ben muhtarlarımın şahsında milletimle konuşuyorum. Bu toplantı önemli bir toplantı. Ama birileri bir şeyi anlamıyor. Atanmış kimdir? Seçilmiş kimdir?
Ben Cumhurbaşkanı olarak seçilmişim. Ama benim muhtarım da seçilmiş. Demokrasi noktasında benim muhtarımla aramda bir fark var mı? Yok. O da seçilmiş, ben de seçilmişim. Ama biri muhtar olarak seçilmiş, biri de cumhurbaşkanı olarak seçilmiş. Bir defa bunu birbirinden ayırmak lazım. Eğer demokratik parlamenter sistem diyorsan, burada kalkıp muhtarı alçaltamazsın, küçültemezsin, küçük göremezsin. Zira demokrasinin terazisi nedir? Seçimdir. Seçimle gelene saygı, millete saygıdır. Bu kadar önemlidir. Kardeşlerim, işte bu kanun hükmünde kararname, OHAL vesaire. Bu uygulamaların sadece terör örgütleriyle, mücadeleyle sınırlı kalacağı, günlük hayata hiçbir olumsuz yansıması olmayacağı daha ilk günden açıkça ifade edilmişti. Öyle mi? Biz çünkü bundan 14-15 sene önce geldiğimizde de bu ülkede olağanüstü hal vardı. Ama o olağanüstü halde ülkemizin belli yerlerinde ağırlıklı olarak Güneydoğu'da sokağa da yine yapamıyordunuz. Belli saatlerde çıkamıyordunuz. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Rahat rahat sokağa da çıkıyorsun, alışverişini yapıyorsun. Grevdi, boykottu, şuydu, buydu, bu tür bir şey var mı? Yok. Yani günlük hayatın işlemesinde tam aksine bir rahatlık, bir kolaylık, bir güvence var. Nitekim geçen iki ayı aşkın sürede olağanüstü hal tam da bu şekilde, yani terör örgütleriyle mücadelenin etkinliğini artırma amacıyla uygulandı. Terör örgütlerinin mensuplarının yurt dışına nasıl kaçtıklarını görüyorsunuz değil mi? Eyvallah. Yani bunlar için 24 saat çok önemli. Anında kaçabiliyor. Anında gidebiliyor. İşte kimileri bakıyorsunuz Amerika'nın sokaklarında, caddelerinde. Kimileri Avrupa'nın sokaklarında, caddelerinde ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşabiliyor. Ve bunları istediğimiz halde bunlar oralarda dolaşabiliyor. Eyvallah. Akdeniz'in devlerini buluşturan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen Miditur 2016 fotoğraf sergisi ve kokteylle başladı. Akdeniz'in turizm devlerini bir araya getiren Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, kısaca ESKAM tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yılda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen Miditur 2016 fotoğraf sergisi ve kokteylle başladı. Bu yıl 7.'si düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu Miditur 2016 2 gün boyunca Akdeniz ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Mersin Valiliği himayesinde 28-30 Eylül 2016 tarihleri arasında yapacağı Miditur 2016'nın açılış etkinliğine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'yla Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekilleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ASKAME Lojistik Komisyonu Başkanı Şerafettin Aşut ve çok sayıda davetli katıldı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aşut etkinlikte yapmış olduğu konuşmada 7. Akdeniz Turizm Forumu boyunca özellikle fuar alanında birçok etkinlikle katılımcı tüm ülke kentlerini tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi. Aynı ailenin fertleri olarak birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız diyen Aşut, Akdeniz ülkelerinin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini de belirtti. Meditur 2016 Mersin'de gerçekleştiriliyor sevgili izleyicilerimiz. Bu bağlamda da Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü Elvan da Mersin'deydi. Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü Elvan yaptığı konuşmada turizm altyapı planını hızlandırıyoruz dedi. Akdeniz turizminin her yönüyle konuşulduğu, ortak hedefler belirlendiği Meditur 2016 forumunda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 7. Akdeniz Turizm Forumu'nun 23 Akdeniz ülkesinin tamamı için hayırlı, uğurlu olmasını yürekten temenni ediyorum. Meditur ikinci kez Türkiye'de gerçekleşiyor. İlki 2003 yılında Tanca'da yapıldıktan sonra 2006 yılında Antalya'da ikincisi gerçekleşmiş idi. Yedincisi konumu ve özellikleri itibarıyla Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı olan Mersin'de yapılıyor. Bundan özellikle onur duyduğumu ifade ediyor. Mersin adına, Türkiye adına emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. 3 gün süreyle oturumlarda fikirleriyle Akdeniz turizmine katkı verecek olanlara yürekten teşekkür etmek istiyorum. Buradan çıkacak fikirlerin, projeksiyonların sadece Akdeniz ülkeleri için değil, sadece burada turizm temsilcileri bulunan 23 ülke için değil, konumu ve bağlantıları itibarıyla Akdeniz'i kuşatan Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinin tamamını ve dünya turizmini birebir etkileyeceğine yürekten inanıyorum. Başta Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASKAME olmak üzere Mersin Sanayi ve Ticaret Odamıza, ASKAME Turizm Komisyonu Başkanı Malaga Ticaret ve Sanayi Odası'na, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne, Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği'ne, Dünya Oteller ve Restoranlar Birliği'ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, yine Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne, Türk Hava Yolları'na, SKAL International'a, Mersin Valiliğimize, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Çukurova Kalkınma Ajansımıza, katılımcıların ve emeği geçenlerin tamamına, özellikle bugün bizi yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Naci Avcı Bey'e ve ekibine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. 7. Akdeniz Turizm Forumu'nun Mersin'de düzenlenmesinde, bir araya gelmesinde bu saymış olduğum kuruluşların hepsinin çok önemli bir payı var. Bu birlikteliğin güçlenerek artacağına, turizmin ileriye yönelik kalıcı katkılarla inşallah Mersin'imizde ve tüm Akdeniz Havzası'nda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. Değerli konuklar, dün Mersin'imizde Çukurova Kalkınma Ajansımız bir organizasyon içerisine girdi. Bu da özellikle Mersin ilimizde turizm sektörünün daha da canlanabilmesi ve bir anlamda Mersin'in yol haritasının ortaya konması amacıyla bir çalışma başlatıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş katılımla bir çalıştay düzenlenecek. Mersin Turizm Çalıştayı'nda altyapı ve kentsel planlama,
turizmin çeşitlendirilmesi, turizmde insan kaynakları ve kalite konularında kapsamlı bir çalışma ortaya konulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Mersin'deydi. Bugün sevgili izleyicilerimiz katıldığı Meditur 2016'da yaptığı konuşmada Akdeniz Havzası'nın turizme açık ve uygun bir yer olduğunu söyledi. Türkiye'de turizmin incisi Mersin'de sizinle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Böylesine önemli bir forumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Akdeniz'de turizm sektörünün mevcut durumunu, sektörün potansiyelini, karşı karşıya olduğu zorlukları ele alacağımız bu forumun bölge turizmi için, Akdeniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Akdeniz'deki turizm potansiyelini Akdeniz Turizm Havzası'na yer alan bölge ülkelerinin temsilcileri, Sayın Bakan ve Büyükelçilerle değerlendireceğimiz, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileriyle zenginleşecek bu toplantıdan bölgemiz için çok önemli ve inşallah hayırlı kararlar alınacağına yürekten inanıyorum. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Akdeniz Havzası, farklı tarihi kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleriyle kültür, spor, inanç, kış, sağlık, gastronomi gibi pek çok turizm çeşidine yönelik büyük bir turizm potansiyeli taşıyor. Sayın Bakanlar, değerli misafirler, bölgemiz gerçekten turizm açısından sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Sizlerin de malum olduğu üzere bütün dünyayı tehdit eden terör olgusu bölgemizde de turizme güçlükler çıkartan önemli kavramlardan biri. Özellikle son dönemlerde dünyanın her yerinde yoğun terör saldırılarına şahit oluyoruz. Bundan bölgemiz de nasibini alıyor. Ne var ki özellikle bölgemizde cereyan eden terör olayları maksatlı oluşumlar tarafından özellikle bir karşı propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle turizmin önünü açacak her türlü faaliyet, proje ve programın başarıya ulaşabilmesi için teröre karşı ortak tavır, ortak hareket etmek bütün ülkelerimiz için kaçırılmaz bir görevdir, bir ödevdir. Bölge ülkeleri olarak terörün karşısında yer almak, ülkelerimizin güvenliği için en üst düzeyde tedbirleri almak ve çok zor bir dönemi büyük fedakarlıklarla atlatmaya çalışan turizm sektörüne destek vermek devletlerimizin ortak politikası olmalıdır. Nitekim Türkiye'de bildiğiniz gibi son dönemde özellikle tur operatörlerimize yönelik teşviklerle bu konuda ciddi katkılar sağlamaktadır sektöre ve bu da önümüzdeki yılda inşallah yine artarak devam edecektir. Bu desteklerimiz 2017'de de inşallah artarak devam edecektir. Dünya turizminin mihenk taşlarından biri olan Akdeniz Turizm Alanı, bölge ülkeleriyle gerçekleştireceğimiz ortak projelerle, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla hak ettiği turizm potansiyeline ulaşacaktır. Buraya kadar Turizm Bakanı olarak söyleyeceklerimin bir kısmını söyledim. Şimdi biz eski hocalar böyle kalabalık ve seçkin toplulukları karşımızda görünce ister istemez hocalığımız tutuyor. Onun için de biraz da eski bir hoca olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Programda sizler de görmüşsünüzdür. Çok güzel toplantılar var, paneller var. Her birinin ayrı ayrı çok katkısı olacak. Ama ben özellikle diğer panellere haksızlık etmemek için sadece hocalığından ve ilgi alanından kaynaklanan nedenlerle Cuma günü yapılacak olan, Cuma sabahı yapılacak olan, saat 10'da yapılacak olan Akdeniz'de inanç ve kültür turizminin tarihi altyapısı ve kültürel rota yönetimi başlıklı panele, keşke ben de katılabilseydim diye düşündüğüm bu panele özellikle üniversite camiamızın
ve basın yayın organlarımızın gereken ilgiyi göstereceklerini ümit ediyorum. Ayrıca şunu da yine eski bir hoca olarak Eskame'ye önermek istiyorum. Önce bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz toplantılar için çok teşekkür ediyorum. Ama biz işte Kıbrıs'ta da öyle, bizde de öyle. Kültürle turizmi çok iç içe. Evvelki gün Azerbaycan'daydım. Orada da bakanlığın adı Kültür ve Turizm Bakanlığı. Dolayısıyla kültür ve turizm çok iç içe. Bugüne kadar yaptığınız toplantılarla, forumlarla gerçekten bölge turizminin gelişmesine, yön verilmesine, bu konularda farklı araştırmaların yapılmasına önemli katkılarda bulundunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ama 23 ülke, Akdeniz çok geniş bir coğrafya. Ben Askame'den aynı zamanda kültür ve bilim adamlarına, bu alanlarda çalışan kültür ve bilim adamlarına olan vefamızı gösterecek ödüller mesela konmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum. Askame bunu bundan sonraki forumlar için gündemine alırsa diye ümit ederek, hatta birkaç tane de rastgele dediğim, yani şu anda aklımıza gelen isimlerden örnekler vermek istiyorum. Akdeniz deyince üniversitelerde bu konularda çalışan arkadaşlarımızın, hepimizin aklına ilk gelen Brodel olur. Dolayısıyla tarih araştırmaları konusunda bir Brodel ödülünü Askame'nin vermesi, Fransızlara da güzel bir buradan selam göndermiş oluruz. Aynı zamanda Filistin'den Mahmut Derviş için bir ödül, Tunus için İbni Haldun ödülü, Tunus ve bizim için bir Panayit İstrati ödülü, bir Kavafis ödülü, Akdeniz ülkelerinin ve Akdeniz kültürünün birlikteliğini ve birbirini besleyen damarlarını gençlerimizin de tanıması için bir Fikret Otyam röportaj ödülü gibi UNESCO deyimiyle somut olmayan kültürel mirasını da gençlerimize tanıtmak bakımından iyi bir girişim olur diye düşünüyorum. Hocalık kısmı bitti. Bakan olarak Mersin'e söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Var. İnşallah 8 turizm bölgesiyle ilgili çalışmalarımız, Sayın Bakanımızın da teşvik kelimesi az kalır. Ama teşvikten daha şiddetli kelimeler kullanmak için baskısı demek istemiyorum. Sayın Bakanımızın ve milletvekillerimizin ortak presiyle hızlandırılmış durumda, hızlanıyor inşallah. Ben Sayın Bakanımıza Mersin'e yaptıkları ve yapacakları kültür ve turizm alanında yaptığımız çalışmalara destekleri, teşvikleri nedeniyle de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu şimdi çalışmalarını sürdürdüğümüz 8 turizm bölgesiyle ilgili özellikle yabancı yatırımcılara yönelik girişimlerimiz var. Kazanlı'da mesela başlamış olan tahsis girişiminin Arap sermayesiyle takviyesi halinde bölgenin ve Mersin'in çok önemli bir destinasyon hüviyeti kazanacağına inanıyorum. Onunla ilgili olarak da hem Sayın Büyükelçiler buradayken, özellikle Arap komşularımızın büyükelçileri buradayken, hem de biz başka vesilelerle bu konuları çalışıyoruz, gündeme getiriyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah Mersin'i gerçekten hak ettiği potansiyeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Mersin'e gelerek Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Çakacak, Bakan Ataoğlu'nu valilik binası önünde karşıladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Mersin'e gelerek Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Çakacak Bakan Ataoğlu'nu valilik binası önünde karşıladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Ataoğlu valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda açıklamalarda bulundu. Kıbrıs bizim için çok önemlidir. Kıbrıs Türk'ü bizim için çok önemlidir. Tabii iki ailelerle tamam tek milletiz. Onun için hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesinde her zaman beraberiz. Mersin'in tabii Kıbrıs'la ilgili ayrı bir bağı var. Malumunuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hem
lojistik merkezi, işbirliği var. Bunun da ötesinde Asrın Projesi dediğimiz geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Sayın Cumhurbaşkanımızın başından sonuna kadar bizzat takip ettiği Anamur Dragon Çayı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin projesi gerçekten büyük bir projeydi. Denizin içerisinde 80 kilometre baskıda özel imalat borularla Kıbrıs'a hem içme hem kullanma suyu ulaştırılmasına yönelik bir proje başarıyla tamamlandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Başbakanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın teşvikleriyle geçen yıl 17 Ekim'de açılışını yaptık. Böyle bir güzel bağ var tabii Mersin ile Kıbrıs aramızda. Sizlerin de teşvikleriyle biz çok daha memnun olduk sizleri ilimizde görmekten. Sayın Konsolos Hanım'la hep beraber güzel işler yapılıyor burada ama Sayın Bakanlarımız da gördüğünde memnun oluyoruz. Ben Sayın Bakanıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Vali, değerli basın mensupları. Sayın Vali'nin bu güzel misafirperverliğinden sonra açıkçası biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak burada bulunmanın mutluluğunda gururu yaşıyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs'tan bütün bütün vatandaştan sevgi ve selamlarını getirdik. Buradaki yaşanan bütün olaylarla, acısıyla, tatlısıyla bütün her şeyini paylaştığımızın mesajını ilettik. Biz burada yabancılık çekmiyoruz. Burası da bizim kendi yerimiz. Kendi yerimiz olduğu için çok samimi bir ortamda da bu sohbeti ve muhabbeti yapmanın mutluluğunu da yaşıyorum ayrıca. Tabii ki Mersin, anavatan Türkiye'nin genelinin yanında Mersin Sayın Valim'in de belirttiği gibi limanların oluşundan dolayı Kuzey Kıbrıs'a çok ciddi şekilde bir katkı sağladığını da belirtmek isterim. Ulaşım yönünden geçmişten günümüze kadar vermiş oldukları çok ciddi şekildeki hizmetlerin karşılığının Kuzey Kıbrıs'taki bütün bireylerin yararlandığını da belirtmek isterim. Bu meyanda önümüzdeki günlerdeki yapacağımız anavatan Türkiye'nin değişik illerindeki etkinliklerden bir tanesi yine Mersin olacak. Mersin'de yine önümüzdeki aylarda Kuzey Kıbrıs'ın genelini tanıtmak için bir etkinlik yapma kararı aldık. Ve bu yapacağımız etkinlik çerçevesinde sadece turizm ve çevre olarak değil, ada genelindeki gerek üniversitelerin olduğunun, inşaat sektörünün hangi boyutta olduğunu, iş adamlarının neler ürettiklerini, sanayimizin ne durumda olduğunu, kültürümüzün ne durumda olduğunu, benzeşen ve belli yerlerde kesişen noktalarımızın birçok özelliklerimizin aynı olduğunu görmek ve bu gördüğümüz olayların ilerleyen günlerde de bunu yaşamak ve yaşatmak üzere değişik illerdeki yapacağımız etkinliğin bir tanesi de Mersin ilimiz olacak. Bu önümüzdeki aylardaki yapacağımız etkinlikte umarım yine aynı şekilde, aynı coşkulu bir şekilde de bu etkinliği gerçekleştirmiş oluruz. Tabii ki ana vatan Türkiye ve yavru vatan arasındaki bu ilişki dünyaya örnek olan bir ilişki. Biz yavru vatan olarak, Kuzey Kıbrıs olarak ana vatan Türkiye'deki oluşan olayların en küçüğünden en büyüğüne kadar geçmişte ana vatan Türkiye'nin yavru vatanında göstermiş oldukları hassasiyetin ve duyarlılığın daha fazlasını gösterme arzusu içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Bizim yapmış olduğumuz bu küçük hareket umarım birilerine ders olur ve umarım bundan sonraki teşebbüs içerisinde olacak olanlar da bir yerlerden uyarılır ki bizim bu bütünselliğimizin ve birlikteliğimizin bölünmeyeceğinin
ve daha da fazla pekişeceğinin mesajını almış olurlar. Ve bundan sonraki bu kötü olaylar anavatan Türkiye'de yaşanmaz diyorum. Bu meyanda 15 Temmuz darbesindeki şehit olanlara Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum ve bundan sonra da bu tür olayların yaşanmamasını diliyorum. Ben Sayın Valimizin misafirperverliğinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım ve bütün Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin sevgi ve selamlarını tekrardan iletmek isterim. Teşekkür ederim. Konuşmaların ardından Bakan Ataoğlu ve Vali Çakacak birbirlerine hediye takdim etti. Sayın Vali. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili sanayiciler bilgilendirildi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili sanayiciler bilgilendirildi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalar sanayicilere anlatıldı. Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve çok sayıda sanayici katıldı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen asfalt onarım işleri, arıtma tesisi modernizasyon projesi, devlet su işleri sulama kanalı üzeri beton geçiş köprüsü, teknoloji geliştirme merkezi binası, itfaiye birimi eğitim ve çalışmaları, güneş enerjisi sistemleri, birinci bölge ve gelişme alanı elektrik hatlarının yıllık kontrol işi, birinci bölge elektrik hatlarının yer altına alınması, uyum soft sanayi sanayici portalı, gelişme alanı atık su arıtma tesisi, katı atık toplama çalışmaları, doğal gaz ve altyapı çalışmaları, dere yatağı ıslahı, üçüncü bölge çalışmaları ve otoban bağlantısı çalışmaları gibi konularda detaylı bilgilerin sunulduğu toplantıya sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Toplantıda bir konuşma yapan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Türkiye'nin ciddi süreçten geçtiğini belirterek buna rağmen sanayicilerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya ve vergi vermeye devam ediyor. Hangi şart ve koşullarda olursa olsun Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin üretim hatlarında herhangi bir aksama olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Biz güçlü bir aileyiz ve bu ailenin fertleri yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam edecektir. Bugün burada bir arada olmamızın en önemli sebebi ise siz sanayicilerimizi dinleyerek hangi istek ve arzuların olduğunu bilmek, buna göre yönetim kurulu olarak da gerekli çalışmaları yapmış olmamızdır dedi. Ve böylelikle ajanda programında sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.